Eminönü Ali Beyköy tramvayını biz geçen yıl yani 1 Ocak 2021 günü hizmete soktuk. Biz geldiğimizde %50'si tamamlanmıştı bu projenin. Sadece yarısı tamamlanmıştı ama deneme sürüşü yapmışlardı. Ardından da Haliç kısmında çökmeler oldu. Biz 1700 tane kazık çaktık. Yani 3 tane Everest yüksekliğinde çelik kazıklar, orayı bir daha yaptık falan. Aslında %35-40 da aldık sayılır, bitti. Bir yıldır hizmette. İşte M7 hattı, Mahmut Bey Mecidiyeköy hattı. Onu hizmete açtık. Yine kendi hatalarından ötürü bir altyapı sorunu oldu. Birkaç ay vatandaşlarımıza hizmet edemedi ama şimdi ediyor. İşte finiküler var Rumeli Hisarüstü. %20 ile aldık. %100'lere geliyor. Çok yakında açılacak. Dudullu Bostancı metrosunu %55-60 arasında aldık. Bitti. Şu an deneme sürüşleri yapılıyor. Bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine girecek. Ümraniye Ateşehir Göztepe metrosunu aldığımızda sadece %4 yapılmıştı. Şu an %50'ye geldi. Ya bunlar ne olursa olsun biz zaten bunları yapıyoruz. O bahsettiğiniz izin vermedikleri şu. Şimdi sonuç olarak biz İstanbul'un 3. bölgesinde yani Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı Ekrem İmamoğlu. Beraber çalışıyorduk. İstanbul'un 3. bölgesini başkanımız çok iyi biliyor. Yani buradaki hızla artan nüfus yoğunluğu, buranın ulaşım sorunu, buranın elektrik sorunu, buranın su sorunu bunlara son derece vakıf. Bakın şimdi yani Anadolu yakasında bir sürü metro hattı var. İstanbul'un 2. bölgesine diyelim bir sürü metro hattı var. İstanbul'da 3,5-4 milyon insanın yaşadığı 3. bölgede yani şöyle Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt falan o bölgeyi bir düşünün. O bölgede metro yok. İstanbul'un en yoğun zaten araç trafiği o bölgede yaşanıyor. O yüzden bir proje var. İncirli Sefaköy, Beylikdüzü metrobüs hattı. Bunun İncirli Sefaköy hattını yapma sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı'nda. Sefaköy Beylikdüzü'nü yapma zorunluluğu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Hayır. Başlamadılar. Dolayısıyla her iki tarafta da problem var. Tabii. Başkanın 3. bölgeye olan hassasiyeti nedeniyle ben bunu hızlı yapmak istiyorum dedi. Ve biz Ulaştırma Bakanlığı'na dedik ki şu İncirli Sefaköy hattını da bize verin. Bunu da biz yapalım dedik. Ya izleyicilerimiz bilsin bu arada Ulaştırma Bakanlığı yapıyor ya metroyu. Onun parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Ya aslında bakanlık yapmıyor, belediye ödüyor. Hayır bakanlık yapıyor da parasını ödüyoruz yani Heyder Bey. Parasını ödeyen yapmış demek ki yani taşeron gibi bir şey oluyor. Melen Barajı için ki çok önemli bir konudur. Melen Barajı sözde tadilat edilecekti. Hala hiçbir şey yapılamadı maalesef. Melen Barajı için İSKİ'nin devlet su işlerine verdiği para 300 milyon dolar. Nerede 300 milyon dolarımız? 7 Aralık saat 14.59'da 2016. 7 Aralık 2016 saat 14.59'da. Melen'den su gelecekti. Sayın Veysel Eroğlu öyle demişti. Ya 6 yıl geçti. Ben size söyleyeyim mi? Yapamayacaklar. Peki şunu söyleyeceğim zamanda iyi kullanmak açısından. Şimdi Ekrem Bey güçlü bir siyasi figür ve pek çok insan tarafından şey olarak da görülüyor. Cumhurbaşkanlığına layık olarak da görülüyor ve bu konuda da spekülasyonlar sürüyor. Ve Kemal Bey'e karşı Ekrem Bey gibi bir koz kullanılmaya da çalışıyor. Bir kere kime karşı? Kemal Bey'e karşı Ekrem Bey karşı tarafta. Böyle bir şey oldu. Hatta Ekrem Bey açıklama yaptı. Ben genel başkanımla uyum içerisindeyim dedi. Gerçekten uyum içerisinde mi? Bir. Yoksa bu çok tartışılan konu Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak ama İBB başkanının da etrafında bir grup var. Onlar da kendilerini buraya layık görüyor. Böyle bir hazırlık yapıyor musunuz? Ya biz hemen Cumhurbaşkanı'na gidelim diye bir mesele var mı? Şimdi siyasi konularda benim bir açıklama yapmam uygun olmaz. Ben Büyükşehir Belediyesi sözcüsüyüm ama başkanımız daha önce kamuoyuna söylediği için bir cümlesini söyleyebilirim. Bunu da birebir yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten Ekrem İmamoğlu genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu babası gibi görür. Ve aralarında bir baba oğul gibi bir ilişki vardır. Siz bakmayın bugün bazılarının yok ekipler savaşıyormuş da yok aralarında öyle bir şey yok ya. Babası Kemal görecek kadar dostlukla girer. Evet. Babam gibi görüyorum bunu kamuoyuna söyledi. O yüzden Sayın Genel Başkanımız ne derse başkanımız da onu yapar. Yani burada. Dolayısıyla bu uyum esaslı. Tabii ki. Yani peki, tabii ki yani öyle bir şey mümkün olabilir mi yani genel başkana karşı bir şey? Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Her zaman uyum içinde çalışıyorlar zaten. Asla öyle bir kavram. Benim gibi pek çok insanın merak ettiği bir şey var. Yani açıkçası merak etmekte de haklıyız. Şimdi iki bu sorunun iki cevabı olabilir. Üç varsa siz söyleyin lütfen. Şimdi siz çünkü iletişimin de sorumluluğunu taşıyorsunuz sonuç itibariyle. Sayın İmamoğlu mesela şöyle bir şey yapıyor. En son Kadir Topbaş'la ilgili de hayırla anan bir mesaj
yayınladı. Bunu gerçekten her şeye rağmen bir ahde vefa gibi algıladığınız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bu bir popülist politika mı? Yani şunu anlamak istiyorum. Bizi bu konuda siz de daha önce eleştirdiniz. Evet, ben biliyorum. Çok herkese boncuk dağıttım. Çünkü ben çok çektim Enver İstanbul'u. Bey, işte. Ben mesela Celale'ye giremiyordum. Konuşma yapmaya da giremiyordum vesaire. Ama biz de öyle mi yapalım? Biz yani yapmayalım. Öncekilerin yaptığı bütün yanlış uygulamalara devam mı edelim? Şöyle bir soru var. Yani AK Parti İl Başkanlığı'ndan akreditesi gelmeyen kimseyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe almazlarken biz de CHP İl Başkanlığı'ndan akreditesi gelmeyen kimseyi ama almayalım. Ama siyasi sonuçları eleştirmek açısından tamam, söyleyeyim. Şunu söylemek istiyorum. Aslında ya siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani gerçekten uzun yıllardır bu toplumu işte kutuplaştırdılar. Böyle. Şöyle bir manzara oldu. Enver Bey'in değer verdiği işte anmalar, yani Enver Bey demeyeyim, yani bir düşüncenin değer verdiği, yani öldüğünü anmasını istediği ya da acı bir olayı anmasını istediği bir şeyler var. Benzer olaylar diğer başka bir grup içinde var. Tamam, bunlar oraya saygı gösteriyor. Onlar buraya saygı gösteriyor. Başkan diyor ki ben hepsine saygı göstermek istiyorum diyor. Tabii buradaki hassasiyet şundan dolayı. Ama bu hemen bir şeye dönüyor. Yani popülistsin. Hayır, popülizm değil ki. Ben sizi anlamazsam, siz beni anlamazsanız. Bu insanlar birbirlerinin acılarına ortak olmayı, bizim insanlarımız sonuçta, burası Türkiye, hep beraber yaşıyoruz. Bu acıları ortak bir şekilde sarmazsa, hep böyle aralarında duvar olursa nereye varacağız? Şöyle somut bir örnek vereyim anlaşılmak açısından. Ben bir kin, nefret, dili sürsün anlamına demiyorum. Demin çok güzel bir örnek verdiniz. Ya bu İstanbul'da insanlar selde boğuldu. Şimdi bu makul bir şey değil. Dolayısıyla siz hizmet ettiniz mi etmediniz mi konusunda... Ama bunu Kadir Topbaş'a da fatura edemezsiniz sadece. Simgesel olarak söylüyorum. Yani. Mesela bir örnek vereceğim size. Herhalde bunu en çok cevaplamak isteyeceğiniz örnek de budur. Çünkü hepimizi rahatsız etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültüre, sanata, edebiyata ne varsa para harcayacak. Çünkü bizim sadece kanalizasyon ihtiyacımız değil, düşünme falan. Başka. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhalde siyasi kişilere birkaç milyon dolarlık burs vermek gibi bir şeyleri yok. Tabii. Soru şu. Daha ne kadar bu türden skandal göreceğiz? Bu olay doğru mu tabii? Önce onu söyleyeyim. Bir de ikincisi Ekrem Bey'e saldırı. Özür dilerim. Burs olayı mı? Burs olayı. Tabii ki. Onu soruyorum. Bir de sözünüzü kesmemek için şununla da şey. Siz Ekrem Bey dedi ya, cemaatler, tarikatlar, hak etmeyen kimseyle biz bu işleri görmeyeceğiz dedi. Ondan dolayı özel olarak hedef mi? Bu ikisini söyler misiniz lütfen? Kesinlikle. Bence ama sadece... Şimdi gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yaptıkları, sonra yani bizden önceki dönemde bir hazırladıkları bir rapor var. Sonra eyvah biz ne yaptık deyip onu bir sistemden çıkardıkları bir rapor var. Bu rapora göre 2018 yılının parasını söylüyorum, 800 milyon liradan fazla para bu cemaatlere aktarılmış durumda. 800 şimdi, milyon? Tabii o rapora göre. Mesela bugün mahkeme kararıyla 164 milyon liranın aktarıldığı nettir zaten. En az o kadar ya. Şimdi diyorlar ki, şimdi bir vakıf var özellikle, ismini anmak istemiyorum. Biz şey almadık, para almadık. Ya para almadınız da. İsmini niye anmak istemiyorsunuz? Çünkü en iyisi ve en masumu o. Ama hedef göstermek istemiyorum. Hayır, bu konuda da en çok feveran eden o. Yani üzülüyorum onlar adına, o yüzden söylüyorum. Ya tamam da, yani hadi o vakfı çıkarayım. Şimdi